Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte en sık beklenen, en çok beklenen bir videoyu çekeceğiz. Sizinle birlikte 100 abone olduk. Kanalımız 100 aboneye ulaştı. Bunu hepimiz birlikte başardık arkadaşlar. İlk önce size teşekkür etmek istiyorum. Beni 100 abone yaptığınız için gerçekten teşekkür ederim. Bu şekilde birlikte yaptık bu 100 abone olayını. Yani teşekkür ederim arkadaşlar. Beni takip eden herkese teşekkür ediyorum. Bana abone olan, videolarıma like atan, güzel video yorumları yapan arkadaşlarıma çok çok ilk önce bir teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar en sık beklenen video. Bu video arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk gösterim olarak yayınlanacak. Bu videoda kullandığım bilgisayarın özelliklerini anlatacağım. Ondan sonra ben kimim, kaç yaşındayım, hangi organize elemanlarını kullanıyorum, nasıl bir atölyem var. Onu göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Hazırsanız artık videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce kendimi tanıtmayla başlayalım. Arkadaşlar benim adım Adnan Sami. İki tane adım var. Biri Adnan, diğeri Sami. Bana istediğiniz gibi hitap edebilirsiniz. İsterseniz Arduino deyin, isterseniz atölye deyin, isterseniz Sami deyin, isterseniz Adnan deyin. Hiçbir şekilde fark etmeyecektir bu benim için. Yani bu şekilde bir adım bulunmakta. Ve ben arkadaşlar 11 yaşındayım. 11 yaşında elektronik devrelerle uğraşıyorum ve bu şekilde bir kanalım var. Zaten kanalımız sizinle birlikte, sizin sayenizde 100 aboneye ulaştı. Bunun şu anda kutlama videosunu çekiyoruz. Bu kanalda arkadaşlar, bu elektronik kanalında elektronik devre videoları çekiyordum. Elektroniğe nasıl başladığımı da anlatmak istiyorum. Onu birazdan anlatacağım. Şu anki masa gördüğünüz gibi, biraz da spoiler vermiş oluyorum. Yeni yaptığım kutu burada arkadaşlar. Bunun da tanıtım videosunu çekeceğim. Ancak kutu daha bitmedi. Daha kapağını yapacağım. Neyse, konumuz onunla ilgili değil. Arkadaşlar dediğim gibi benim adım Adnan. Diğer adım Sami. 11 yaşındayım ve elektronikle alakalı videolar çekiyorum. Kamerayı çeviremediğim için, video içerisinde kamerayı çeviremediğim için video arasına bir fotoğraf koyacağım. Büyük ihtimal şu anda fotoğrafı giriyor. Görüyor olmanız gerekiyor. Şu an render'da fotoğrafı koyacağım burada. Yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar dediğim gibi ilk önce kendimi tanıttım. Şimdi atölyemde nasıl bir atölyem var? Hangi malzemeleri kullanıyorum? Onları biraz göstereceğim. Ancak bazı yerleri göstermeyeceğim. Çünkü onları gösteremem arkadaşlar. Şu şekilde bir masam var. Bir çalışma masam var arkadaşlar. Bu çalışma masamda bazı devreleri yapıyorum. Bu devreleri yapıyorum. Bazı işlerimi yapıyorum. Örneğin burada multimetrem var. Burada kutularım var arkadaşlar. Malzeme kutularım bulunmakta. Yerde de bir tane prizim var arkadaşlar. Şurada şöyle göstereyim. Burada bir tane açma kapamalı prizim var arkadaşlar. Şu an eğer prizdeyse şöyle bir açıp göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, butonuna bastım ve ışığı yanmaya başladı. Böyle bir açma kapamalı priz arkadaşlar. Bunu ben aletlerimi çalıştırmak için kullanıyorum. 3 tane bölmesi var. Şu şekilde bir masam var dediğim gibi. Burada bazı kitaplar var. Burada işte bazı malzemelerim bulunmakta. Burada çalışıyorum. Bütün malzemelerimi burada kullanıyorum. Elektronik devrelerimi burada yapıyorum. Bilgisayarımı da burada kullanıyorum. Arkadaşlar burada masamın şurasında, buradaki bölmede gösterdiğim, daha önceki duyuru videosunda gösterdiğim bölüm var. Şurada da bir tane cam var arkadaşlar. Onun dışında burada da bir tane duvar var yani. Duvara pek anlatmaya gerek yok. Bildiğiniz duvar yani, beyaz bir duvar. Burada silikon parçalarının dökülmemesi için şöyle silikon tabancasını koyduğum bir stand var. En son silikon işi yapıyordum burada.
Buradaki kutularımı göstererek başlayayım arkadaşlar. İlk önce şu yeni yaptığım kutuyu göstereceğim. Gerçi bu tam olarak bitmedi ama bunu da burada şu şekilde kullanacağım. Yani şuradaki bir kadrajda olacak, şurada olacak. Şöyle göstereyim onu da. Kullandığım kutuları göstereyim. Bu kutuları tamamen ben yaptım arkadaşlar. Daha önceden burada Robotistan kutuları sıralıydı. Ve çok yer kaplıyorlardı. Bunlar daha güzel gözüküyor ve daha dekoratif böyle. Yani daha tasarım açısından daha iyi. Burada jumper kablolarımı sakladığım bir kutum var. Bunu yeni yaptım. Daha kapağı falan hazır değil. Şurada da işte geçen siparişten kalma olan Robotistan kutuları var. Bunları düzenliyordum. Şurada dirençlerim var. Ondan sonra buradaki kutuları göstermeye devam edeyim. Şuradaki küçük kutuyu göstereceğim ilk önce arkadaşlar. Bu kutuları zaten daha önceki bir bölümümüzde anlatmıştık. Ancak şu şöyle onları da göstereyim. Bir tane, aman iki tane göstermediğim kutu var. Bunların daha videosu çekilmedi ama çekilince zaten göreceksiniz. Şöyle göstereyim o kutuyu. Bir bu gösterdiğim jumper kutusu var. Bunun daha videosu çekilmedi. Kendisi de tam olarak hazır değil. Bir de tamamladığım bir kutu var. Şöyle onu da kısaca göstereceğim. Bu da elektronik malzemelerimi sakladığım bir kutu. Şurada duruyor. Onu bir yerleştireyim. Şöyle onu bir yerleştirmem lazım şu an arkadaşlar. Şuradan yerleştireyim. Tamam, yerleştirdim arkadaşlar kutumu. Şurayla kamerayı biraz daha yükseltmeye çalışıyorum. Tripodum şu anda en yüksekte ancak tam olarak gözükmüyor. Şöyle kadrajı ayarlayayım. Tamam. Burada bir tane makasım var arkadaşlar. Bu makasımla zaten anlatmaya gerek yok. Silikon işleri yaparken, kartonları kesmek için ya da kağıtla bir şey yaparken falan kullanıyorum. Burada bir tane elektronikçi tipi pensem var. Pense diyorum, karga burnum var. Şöyle bildiğiniz karga burun, yani anlatılacak pek bir şey yok. Burada breadboard'umun kabı var. Bunu da bir yere koyacağım. Burada duruyordu. Burada da bir tane cımbızım var. Şuradaki küçük bölmelerden bir şeyler alabilmek için bu cımbızı kullanıyorum. Onun dışında lehim yaparken falan da bu cımbız iyi oluyor. Birazdan zaten diğer şeyleri de göstereceğim arkadaşlar. Burada da bir tane videosunu çektiğim, şöyle alabilirsem. Evet, aldım. Bunları, bu kutuları ben kapaklı yapıyorum. Daha kolay oluyor çünkü. Videosunu çektiğim, bazı pil yuvalarını koymak için falan yaptığım bir kutu var. Aynı zamanda diğer malzemelerim var burada. Bazı kullanmadığım malzemeler var. Mesela tornavida. Pek sık kullanmadığım malzemeler burada arkadaşlar. Aynı zamanda pil yuvaları da burada. Şöyle kapağının köşesini almam gerekiyor. Yoksa kapanmıyor bu arkadaşlar. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Oldu. Şöyle onu da yerine koyayım. Yani kullandığım kutular kübik kutu olarak bu şekilde. Onun dışında şuradaki üçlü kutuyu da göstereceğim. Bunlar birleşik değil aslında. Bildiğiniz çekmeceli kutu. Bunların zaten videosunu çekmiştik. Burada transistörlerim ve diğer küçük komponentlerim var. Burada dirençlerim var arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim. Bu kutular çekmeceli olduğu için kolay kullanılıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dirençlerim var burada. Başka da bir şey yok fazla olarak. Kapasitörlerim var. Bazı kapasitörlerim var. Yani buradaki küçük elemanlarımı böyle kutularda saklıyorum. Çünkü poşetli kutularda, poşetli çıt çıtlı poşetlerde sakladığım zaman çok karışıyor. Üzerine isim yazdığım zaman da o isimler bir süre sonra siliniyor. O yüzden ben de böyle bir çözüm buldum. Ondan sonra buradaki en alt kutuda ise birkaç tane ledim var. Bazı büyük komponentlerim var. Örneğin burada 7 segment ledlerim var. Geçen siparişten kalma olarak. Böyle bir kutum var. Onu da yerine koyalım arkadaşlar. Yani masada kullandığım genel olarak aletler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben diğer yerlere geçirip sizi göstereceğim. Videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar, bir de şöyle bir vitrinim var. Vitrin mi denir, komodin mi denir tam olarak. Böyle bir dolap gibi bir şeyim var.
Buradaki büyük bölmeden başlayalım ilk önce arkadaşlar. Burada arkadaşlar benim ders kitaplarım var. Burada bazı kullanmadığım, sık kullanmadığım malzemeler var. Aynı zamanda yarım kalan projelerim var burada. Burası biraz karışık. Hatta şöyle bir fener tutmaya çalışayım arkadaşlar. Bir fenerle göstermeye çalışacağım. Şöyle fenerimizi aldık arkadaşlar. Bu şekilde bir yerim var arkadaşlar. Burada işte kullanmadığım malzemeler var. Ondan sonra bazı yarım kalan projelerim var burada. Robotistan kutularım var. Lehimlenecek lehim ekipmanlarım falan var bu kutuların içinde. Yani burası biraz depo gibi bir yer. Şöyle bir de çekmecelere geçelim arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Buradaki en alt çekmeceden başlayalım arkadaşlar. Burada kablolarım var arkadaşlar. Bir sürü kablom olduğu için hepsini farklı farklı poşetlere koyup organize ettim. Ve böyle büyük bir poşet içerisinde böyle duruyorlar. Burada da bir tane kablo var. 220 volt kablosu. Ucu pabuçlu. Belki bir yerde kullanırım diye bunu da böyle saklıyorum. Burada arkadaşlar benim ilk göz ağrım. Arduino başlangıç setim var arkadaşlar. Elektroniğe ilk ben bununla başlamıştım. Zaten elektroniğe başlama hikayemi de falan anlatacağım. Şöyle onu da kapatalım. Birazdan anlatacağım elektroniğe başlama hikayemi. Burada ıvır zıvır malzemelerim var. Fazla kullanmadığım, daha doğrusu neredeyse hiç kullanmadığım malzemelerim var. Burası böyle bozuk malzemeler. Ondan sonra kullanmadığım malzemeler var burada. Burayı şöyle koyalım. Zaten bu kutuyu fazla açmıyorum. Ondan sonra buradaki çekmeceye geçelim arkadaşlar. Burada ise kullandığım bazı alet edevatlar var. Şurada CD'lerim var arkadaşlar. Burada bantlarım var. Burada marker kalemlerim var. Bazı malzemelerim var. Burada hoparlörüm var. Bazı malzemelerim var yani. Burada araç gereç olarak malzemelerim var. Şuradaki iki çekmece elektronikle alakalı olmadığı için orayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi diğer çekmecemize geçelim. Arkadaşlar bir de şöyle iki tane çekmecem var. Onları da göstererek videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Daha anlatacaklarım var ama bunları gösterdikten sonra atölyemi tanımış olacaksınız. Arkadaşlar burada bazı malzemelerim var. Lehim ekipmanlarım var. Ondan sonra lehimlenmek için, sökmek için PCB'lerim var. Bu Lipton kutusunun içinde PCB'ler var. Bir de lehim süngerini ıslatabilmek için bir tane sprey var. Ondan sonra bazı kremler falan var burada. Parfümler var. Kullandım. Burada fazla bir şey yok yani gösterecek. Şöyle kapatalım. Şurası tam şey olmadığı için biraz bastırmam gerekiyor. Evet. Diğer bir çekmecemize geçelim arkadaşlar. Şöyle orayı da göstereyim. Burayı gösterelim. Burada arkadaşlar elektronikle alakalı sık kullandığım malzemelerim var. Burada bazı şeylerim var. Bantlarım var. Ondan sonra bazı malzemelerim var. Kablolarım var. Burada data sheetlerim var. Bu data sheetleri çıktı olarak aldım arkadaşlar. Bazı kullandığım ekipmanlar var yani burada. Burayı da geçebiliriz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ise masamıza geri dönelim. Evet arkadaşlar. Masamıza geri döndük. Şimdi size kullandığım bilgisayarın özelliklerinden bahsedeceğim biraz. Ve ayrıyetten elektroniğe nasıl başladım onu anlatacağım arkadaşlar. İlk önce kullandığım bilgisayarın özelliğiyle başlayalım arkadaşlar. Şu anda bu videoyu izliyorsunuz büyük ihtimalle. Bu videoyu izlediğiniz bu videoyu renderlanan bilgisayar benim kullandığım bilgisayar arkadaşlar. Bir tane laptop kullanıyorum. Biraz eski bir laptop ama hala işimi görüyor. Oldukça da hızlı bir laptop. İçinde arkadaşlar Intel i5 işlemci var. İkinci nesil Intel i5. Core i5 işlemci var. 2450M var. Ondan sonra
İçindeki grafik kartı olarak Radeon Graphics var. Ancak Radeon Graphics ekran kartında bir sorun çıktığı için onu kullanamıyorum. İşlemcinin içindeki dahili HD Graphics'i kullanıyorum. Intel HD Graphics 3000'i kullanıyorum. Onun dışında arkadaşlar RAM'i 4 GB ama kullanılabilen RAM'i 3 GB arkadaşlar kullandığım bilgisayarın RAM'i. SSD var. Kullandığım bilgisayarda bir tane SSD'm var. 256 GB'lık Crucial'ın bir SSD'si var. SATA SSD. Hızından gayet memnunum. Yani benim işimi görüyor. Video editlerken işlerimi görüyor. Zaten fazla ağır programlar çalıştırmadığım için fazla da kasmıyor. Ancak video editlerken biraz kasmaya başladığını hissediyorum. Ve oyunlarda bazen hafif hafif takılmalar oluyor. Zaten ikinci nesil bir i5 işlemci olduğu için bu kadar takılması doğal. Çünkü 7 yıllık bir laptop arkadaşlar. Biraz eski bir laptop. Ancak hızından şu anlık memnunum. İleride bir bilgisayar toplama zaten fikrim var. Eğer para biriktirirsem bir bilgisayar toplama fikrim var ileride. 5000 liraya güncel bir Pentium işlemcili 16 GB RAM'li bir bilgisayar toplama fikrim var aklımda. Yani video editlerini biraz daha kolay yapabilmek için öyle bir bilgisayar toplama fikrim var arkadaşlar. Paramı biriktirdikten sonra o bilgisayarı da alırsam zaten bilgisayar nasıl toplanır onunla bir alakalı da video çekerim. Kullandığım bilgisayarı genel bir şekilde anlattım arkadaşlar. Şimdi elektroniğe nasıl başladığımı anlatacağım ve bu Discord sunucusu nasıl oluştu, bu kanal nasıl oluştu onları anlatacağım biraz. Daha sonra da videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Elektroniğe ben arkadaşlar bizim 4. sınıfta bir arkadaşım vardı. Okula işte Arduino getirmişti. Ben de hemen merak etmiştim işte o zamanlar teknolojik şeylere de biraz biraz teknolojiyle ilgileniyordum. O zamanlar işte telefonların özelliğine falan bakıp telefonların fiyatına göre karşılaştırmasını yapıyordum. Bilgisayarların karşılaştırmasını yapıyordum. İşte ihtiyacı olanlara bilgisayar önerisi yapıyordum. Telefon önerisi yapıyordum. Yani fazla bir Arduino'msu durumum yoktu. Ancak 10 günden sonra Arduino'ya sardım arkadaşlar. Özellikle bu Covid-19 karantina döneminde Arduino ile uğraşıyorum. Ve kanalda sizin için içerikler üretiyorum Arduino ile alakalı. Kanalımın tarihçesini anlatacağım. Bir de elektroniğe nasıl başladığımı anlatacağım. 4. sınıfta bir arkadaşım vardı arkadaşlar. İsmi Haktan. Okula Arduino getirdi. Ben de işte bu nedir falan dedim. Ondan sonra nereden aldım falan dedim. Daha sonra ben de almak istedim Arduino'yu. Daha sonra robotistan.com'u keşfettik. Daha sonra oradan siparişler vermeye başladık. Oradan siparişler verirken ilk sipariş ettiğimiz şey Arduino başlangıç setiydi. Yani ben ilk olarak Arduino başlangıç setiyle başladım arkadaşlar elektroniği. O ilk göz ağrımdı. İçindeki Arduino hala duruyor. Bayağı da severek kullandığım bir setti. Gerçekten güzel bir setti. Oradaki Arduino başlangıç setinin içinde bir tane de kitapçık çıkıyordu arkadaşlar. O kitapçıktan bakarak kodları aynısını yazmaya çalışarak bazı projeler yapmaya çalışıyordum işte. Ondan sonra YouTube'da gezinirken Arduino'yu falan araştırmaya başlamıştım. Ondan sonra elektronik elemanlar nedir, transistör nedir, LED nedir falan onların hepsini öğrenmeye başlamıştım. Onların hepsini YouTube'dan öğrendim arkadaşlar. Benim bütün bilgi kaynağım YouTube'tu. O yüzden YouTube'da öğrendiğim kanallar, bazı devre elemanlarını öğrendiğim kanallar vardı. İşte adlarını söyleyebilirim şu an. İnşallah telif atmazlar. Gerçekten bana yardımcı oldular. Bütün bilgi kaynağım oradan geldi yani. Özellikle evde elektronik abim bayağı bir bana yardımcı oldu videoları sayesinde. Onun kanalında zaten elektroniğe başlarken hangi kanalları izledim işte onların linkini de koyacağım arkadaşlar.
Onun dışında lezzetli robot tariflerini keşfettim. Evde Elektronik adlı kanalda devre elemanlarının tanıtımları vardı. Onları izliyordum. Gayet de anlıyordum. Anlatımları güzel geliyordu. Ondan sonra arkadaşlar lezzetli robot tariflerini gördüm. Arduino serisi vardı. Çok eski bir Arduino serisi vardı. 5 yıllık bir video serisi vardı arkadaşlar. Ancak kanalın sahibi Ömer Faruk Uçar abi o videoların pek bir manası kalmadığını, o videolardan insanların bir şey öğrenemeyeceğini düşünüyordu. Kalitesi düşüktü biraz. 720p'lik videolardı. Ancak ben zaten fazla yüksek çözünürlüklü video izlemiyordum o zamanlar. Anlatımları da çok güzeldi yani. Lezzetli robot tariflerinin anlatımları çok güzeldi. Zaten kanalın açıklamalar kısmına koyma sebebim de oydu. Bütün bilgi kaynağım Evde Elektronik ve Lezzetli Robot tariflerinden aldım. Gerçi bütün bilgi kaynağım dememem lazım. Biraz diğer kanallara haksızlık olur. Onun dışında Robotistan, İlgi İpek falan adını sayamadığım, aklıma adı gelmeyen bir sürü elektronikle alakalı kanalları izledim arkadaşlar. Onlar da bana çok yardımcı oldular videoları sayesinde. Yani YouTube'dan Arduino'yu öğrenmeye başladım. Daha sonra Arduino'da YouTube'da gezinirken bir gün aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Robotistan'ın bir videosunu gördüm o videoda. O videoda arkadaşlar Robotistan'ın videosunda bir tane uzaktan kumandalı LED yakma projesi vardı. Ve zaten hatırlayanlar olacaktır. Kanalın ilk takip edenler olacaktır. İlk yaptığımız proje Arduino projesi uzaktan kumandayla LED kontrolüydü. Daha sonra işte transistörleri falan anladığım için, transistörleri bildiğim için ben bunları LED kontrol etmek yerine motor kontrol edemez miyim gibi düşünmeye başladım. Daha sonra uzaktan kumandalı vantilatör projesi aklıma geldi. O infrared LED ile uzaktan kumandayla LED kontrolü beni bayağı bir etkilemişti. İlk baş gördüğümde oha bu kadar güzel miymiş bu Arduino, neler neler yapılıyormuş falan demiştim ilk baş gördüğümde. Ve fazla ondan sonra o yaptığım uygulamayı ailem de beğendiği için, babam falan da beğendiği için bence bir kanal açalım dedi babam. Daha sonra kanal açtık. Orada biraz bayağı bir amatör videolar çekiyordum. Zaten ilk videoyu hatırlayanlar arkadaşlar videonun sonunda herkese bay bay diyordum. İzleyip izleyip gülüyorum vallahi o videoya. Gerçekten uzun yollardan geçtik arkadaşlar. Ve bu şekilde Arduino Atölyem kanalı oluştu. Zaten kanalın ilk adı Elektrik Elektronik'ti. Arduino Atölyem diye bir isim de yoktu. Arduino Atölyem düşündüm böyle Elektrik Elektronik diye bir sürü kanal adı var. Ben de böyle benzersiz bir isim bulayım diye düşündüm. Dedim ben Arduino ile uğraşıyorum. Küçük de bir atölyem de var. Bu kanalın adı Arduino Atölyem olsun dedim. Ve Arduino Atölyem diye kanalın adını değiştirdik. Şu anda Türkiye'de de Arduino Atölyem adında YouTube'da hiçbir kanal yok. Yani varsa da ilk açtığımda yoktu arkadaşlar. İyicene araştırmıştım. Arduino Atölyem diye kanal var mı diye iyicene araştırmıştım. Daha sonra hiçbir kanal çıkmayınca böyle bir kanal oluşturduk arkadaşlar. Bu kanalda gördün elektronikle alakalı videolar çekiyorum. Biraz bilgisayarla alakalı videolar da çekiyorum. Zaten kanalın sloganı adında teknoloji hakkında her şey. Bizim kanalımızın sloganı arkadaşlar. Teknoloji hakkında her şeyi anlatıyorum. Bu kanalda yani bu kanalın kurulma anısı benim elektroniğe başlama alım bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Abone olursanız gerçekten sevinirim. Zaten 100 aboneye sizinle birlikte ulaştık. Sizinle birlikte de daha yüksek abonelere çıkmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler.